güzel, keskin bir ayaza uyandık. Ama güneş yükseldiği zaman yine bizim için çalışıyor olacak. Dünkü bulutlanma dağılmış. Yani Akyaka'ya bugün yağışsız gitme şansımız daha yüksek. Ben şimdi arkadaşlarımdan önce kalktım. Sağ sol topladım. 2 saat 7.30. Kahvaltı edecek, çay içecek bir yer arıyorum. Malum kış sezonu, artık pek çok yer açık değil. Kaldığımız yerdeki güvenlik görevlisine sordum. O caminin dibinde yaz kış ve erken açık bir yer var dedi. Şimdi... Akşam imtihan mı var? Evet, akşam imtihan var, doğru. Akşam yazılı var. Nasıl? İçinden de geçebiliriz çünkü bu tarafta gişeler yok ama aslında yasak. Evet. Yani bisikletleri geçirmiyorlar normalde. Tünelin etrafından dolaşmak çok uzun mesafe değil ama birazcık hani rampa dik gelebilir sadece. Aslında sorun şey hani virajlar var. Sadece hani viraj olduğu için araçlardan dolayı tek sıra çıkmamız gerekecek kadar. Ne yapalım sence? Belki etrafından dolaşırlar. Tünelde arıza çıkartırlar gibi geliyor çünkü. Tünel değil. Kışta çıkarırlarsa çıkarsınlar diyorlar. Onu da yapabiliriz. Ya zaten öyle oluyor. Bir de oradan buraya aynen gişeler tam o tarafın kapısında. Hani buradan girerken müdahale etme şansları yok. Kameradan görüyorlar ama bir şey yapamıyorlar. Hı. Az evvel işkembe en son ben yedim, o yüzden künefeyi ilk ben alırım, senden yiyoruz, tamam mı? Kim almak istiyor? Ben. İkimiz satacağız. Ben. Oldu mu? Aslında turun son günü değil. Yani Bodrum'a kadar bu akşamı da sayarsak 2 akşamımız var. Ama niyeyse böyle bugün turun son günüymüş gibi bir hava var. Herkeste bir hüzün. Biraz da galiba bu akşam gelmesi beklenen yağmur etkiliyor. Bakacağız hani akşam ne durumda olacak hava. Ama kendi adıma ben Bodrum'a tamamlamayı düşünüyorum. Ama insanları zorlayamam. Bu havada böyle çile çekmelerini isteyemem. Sadece önümüzdeki birkaç saate bakacağız hava ne durumda. Ama şu anda gökyüzünde falan hiçbir bulut yok. Küçük bulutlar daha doğrusu. Akyaka'da görüşürüz. Şimdi ana yoldan Akyaka'ya varmak yerine Ula Kavşağı'ndan ayrıldık. Karabörtlen tarafından Akyaka'ya gideceğiz. Bu biraz daha bizi sakin bir yolda hareket ettirecek. Aynı zamanda bir sürü köy göreceğiz. Ana yoldan Akyaka'ya değil de Gökova köyünden girmek ki bir dönem burada da yaşayabilirim dediğim bir nokta. Oradan gideceğiz bakalım. Hava kararır diyorlar ama gideriz ya, yetişiriz, ne olacak? Şiir gibi bir yol. Tabii siz kokuyu, sıcaklığı, renkleri falan tam belki göremiyorsunuz. Gerçekten böyle pastoral bir tablonun içinde bisiklet sürüyor gibiyiz. Şuraya bak. Güzel oldu ama bugünkü rotada. Süper. Limon ister misin? Pazarda kaç para biliyorsun değil mi? Limon isterim tabii. Sabah çayını atarsın. Düşenler daha güzeldir. Evet. Çünkü düşmüştür. Ne oldu, beğenmedin mi? Hayır. Ha? Kullanacak zaman bulamadım. Hayır, bir şey dedin de limonu beğenmedin sen. Hayır, bilmiyordum. Limon. Antalya'dan buraya kadar geldik. İlk aldığım turunç. İlk aldığım turunç. Yani böyle göz hakkı. Hı. Bu da buraya nasıl? Ve her taraf nar doluydu. Her taraf burası hiç da dokunmadık bile yani. Nar yer misiniz, alıp gelin mi? Thank you.
Otur da ye, kahve yapıyor. Bak kahveyi alsın ondan sonra ye. Güzel, fırınla gelince çok ben... Ama iki fincanlık var, isteyemem mi? Onu sonra isteyemem. Ben içmem. Şeker kimse kullanmıyor. Bugün de tabi Akyaka'da tamamladık. Ama yarınla ilgili büyük bir muamma var. Nedir o? Yağmur. Yağmur yağarsa ne yapacağız? Kaldık ki yağmurun salı güne kadar da süreceği söyleniyor. Şu anda tur burada bitmiş gibi gözüküyor. Ama bu akşam birkaç rakıdan sonra buna karar verebilirim diye düşünüyorum. O yüzden eğer devam edersek etabın geri kalanında, etmezsek bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aha sende de var bir şey, bak sende de var. Bak bunu hep ben yiyorduk. Ben kavruyla önde gireneyim yani. Öldük kavruyla. Ya, yalı olmayan yer yok. Hayır, Ponçik dışarı. Hayır dışarı. Adı ne? Ponçik. Çok güzel durdu ya, böyle hani şey, bazı yani tanıdığımız insanların ne kadar tanıdıysak bir o kadar da daha çok tanımış olduk yani, daha da yakınlaştık. Ayrıca şey, en güzel de şeydi, hani yaşamadık ya mesela Geyikbayırı'ndaki kamp alanının vermiş olduğu olay, ondan sonra Demre'deki kamp alanı, hepsinin farklı bir konsepti vardı, farklı bir lüksü vardı. Bunların arasında bir de şeyi marinaya koyduk hani. Birçok lüksü yaşadık, evet. Kötüyü yaşadık, iyi yaşadık, hepsinin arasında sana var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Neredeyse kötü yoktu ya. Kötü yani, yoktu. Kötü yoktu derken saklı kenti, bizim her zaman yaptığımız iptidai sistem. Yani 7 günü saklı kent gibi düşün. Duş, ha. Soğuk su. Hep öyleydi. Süpermiş bizim. Ya bizim şu an yaşadığımız yer çok mükemmeldi yani, resmen mükemmeldi. Ama bunun arasında en güzel yer... Sen çit dibini sevdin. Çit dibi. İnsan... Hani, herkesin yaşaması gereken bir şey. Bundan önceki turlar eminim. Bizim ilk defa bu uzun turumuz. Ha, benim ilk defa böyle bir uzun turum. Yani, yorgunluk var mı? Yok. Şuradaki yokuşu bile basarak çıktım yani hiç. Bana mısın demedim. Yorgunluk yok. Keyif var. Mesela artık şey, mesela bugün her gün mesela gündüz turluyorsun ya. Akşamına o olay bitiyor. O grup dağılıyor. Bir sonraki gün o grupla görüşmüyorsun veyahut da bitiyor tur. Haftada bir yaptığımız zamanlar. Şimdi bugün bu turun en güzel şeyi vardı. Bir tur akşama doğru gel. Akşam önünden sonra herkes dağılacak ya. Bunda öyle bir şey yok. Yine herkes beraber yatıyor, beraber kalkıyor. Sabah yine çok beraber. Beraber kahvaltı yapıyor. Sonra yine bir haftanın bu güzelliği vardı. Şimdi mesela yarın ve hatta bugün son olursa çok kötü. Üzülecek insan aslında. Ben üzülüyorum. Lan ilk katıldın yani. Ben de ilk... Ben çok mutlu oldum. Ben daha çok mutlu oldum. Şimdi şeyden konuşuyoruz. Esma'yla. Fırat'la konuşuyoruz mutfakta. Ekip bence çok iyi dedi. İzlediğim kadarıyla. Dedim benim bugüne kadar... Birlikte pedal bastım, en iyi grup dedim. Grup olarak iyiler. Hani daha öncekilerde de iyi insanlar vardı. İyi bir gruptu. Ama hani ne bileyim şikayet edebilecek bir sürü şey vardı. Kimse etmedi. Yani herkes birbirini çok tuttu. Yani dönüp baktı, bekledi, mesela, şey yaptı. Hani yine çok sevdiğimiz insan annesi şey arkada kalıyor ya. Ebru. Hani kimse şey yapmaz da Ebru'nun bize şey demesi daha güzel, hani bizi beni beklediğiniz için ben de uğraşabilirsiniz demesi o kadar güzeldi ki. Ben uğraşmak istiyordum, şimdi kızar diye uğraşamıyordum. Tanıyorum ki çünkü. Uğraş deyince ondan sonra uğraşmaya başladım artık. Yani ben de şey dedim. Espriler yapmaya başladım. Güzeldi ama. Bu turda ya insanların arkadaşlıkları pekişecek ya bir daha görüşmeyecekler diyecektim ama bu tam tersi oldu. Herkes birbirine... Dört dört dört. Herkes hani süper yani. Yani katılan arkadaşlara teşekkürler. Katılan arkadaşlara teşekkürler. Sağ olun.